Buyurun Sayın Beştaş. Süreniz. Efendim? Şey ama, Erhan Akçay meclisi terörize ediyor. İki dakika süreniz. İki dakika süreniz. Lütfen yeni bir sataşmaya mal vermeden. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu mecliste neyin sataşma olup olmadığını bilebilecek durumdayız tabii ki. Yıllardır burada beraber çalışıyoruz. Bir kere her şeyden önce partimizin kapatılmasını gece gündüz her yerde savunan başka bir parti var. İsmini söylememe gerek var mı bilmiyorum. Grup toplantılarında ve her yerde siyasetlerini sadece HDP'nin kapatılması üzerine kurmuşlar. Bu da yetmedi. Şimdi bu sefer AYM de kapatılsın diyorlar. AYM'ye de takmış vaziyetteler. Ne olmuş? Biz itiraz ediyoruz bu kapatılsın lafına ve bunu çok da ciddiye almıyoruz, onu söyleyeyim, gündemimize de almıyoruz. Ama bugün Anayasa Mahkemesi görüşüldüğü için bunu konuşma ihtiyacı duyduk. Biz itiraz ediyoruz, onlar bağırıp çağırıyor. Dinlemeyi de beceremiyorlar gerçekten. Neden? Diyorlar ki bana, notlarda var, AYM'yi savunmak size mi düştü, sana mı düştü, bana diyorlar. Evet efendim, bana düştü. Ben bir hukukçu olarak, bir milletvekili olarak AYM'nin kararlarını eleştirebilirim. Yapısının demokratikleşmesini savunabilirim. Kuvvetler ayrılığına göre farklı eleştirilerimi yapabilirim. Ama AYM kapatılsın diyemem. Onlar kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar. Hamasetle Türkiye yurttaşlarını götürebileceklerini savunuyorlar. Milletçi diye diye milleti üç kuruşa muhtaç hale getirdiler. En büyük millet düşmanlığını onlar yapıyorlar aslında. Çünkü pusulaları hukuk ve adalet değil. Bu ülke sahipsiz değil. Ve sahibi de siz değilsiniz. En az sizin kadar bu ülkenin sahiplerinden biri de biziz. Başka bir siyasetiniz olmadığı için ben Fethi Yıldız'ın konuşmasını saatlerce size anlatabilirim, hukuk dışılığını. Saatlerce, ama hiç ihtiyaç duymuyorum. Çünkü sizin pusulanız zorbalık, hamaset, hukuk yok,